Herkese selamlar, merhabalar. AYT Kimya kampımızın 5. videosunda bugün kuantum sayılarından bahsedeceğiz. Kuantum sayılı orbitallerin ve orbitallerin alan elektronların belirlenmesinde kullanılan sayılardır. Baş birinci kuantum sayısı n ile gösterilir. Açısal momentum kuantum sayısı l, ikinci kuantum sayısı ya da yan kuantum sayısı olarak geçmektedir. Manyetin kuantum sayısı m ile bir de spin kuantum sayısı var onu burada e, vermemişiz. M, S'tir arkadaşlar. Bu da spin kuantum sayısı dönme yönünü belirtir. Bugün baş kuantum sayısına değineceğiz. Baş kuantum sayısı N'dir. Elektronun enerji düzeyine ve elektronun çekirdeğe olan ortalama uzaklığına bağlı olarak değişen kuantum sayısına biz baş kuantum sayısı diyeceğiz ve N ile gösterecektir. Pozitif tam sayı değerlerini alır. Enerji düzeyleri kabuk olarak da katman olarak da adlandırılabilir. Enerji düzeyleri harflerle K, L, M, N, O, hadi P olsa 6 diyecektik gibi. Baş kuantum sayısı da N eşittir 1, N eşittir 2, 3, 4 ve 5 şeklinde devam eder değerli arkadaşlarım. Bir sonraki e, videomuzda daha detaylı bir şekilde zaten baş kuantum sayısından da bahsedeceğiz ama kısaca bir ön bilgisi olanlar için mesela 1 S dediğimiz zaman buradaki bir bizim için baş kuantum sayısını işte 3 P dediğimiz zaman buradaki 3 bizim için baş kuantum sayısını ifade edecektir. Bu yanlardakine bir sonraki videoda daha detaylı değineceğiz. Kafanız karışmasın. Sadece burada baş kuantum sayısından bahsettik. Evet bir sonraki videomuzda açısal momentum kuantum sayısı yani kısaca ile gösterdiğimiz kuantum sayısını göstereceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.